arkadaşlar zayıflama ameliyatlarında acaba ya zayıflayamazsam korkusu olduğu gibi diğer taraftan acaba çok zayıflarsam korkusu da var. Şimdi öyle bir hastadayız. Bizim yaklaşık bir yıl önce ameliyat ettiğimiz bir hasta tatlı bağımlılığı var ve hastaya lük bir partisyon ameliyatı yaptık. Ama hasta ne yazık ki belirli bir süre karbonhidrat almaya devam etti. Tabii ilk etapta karbonhidrat aldığı zaman ishal olunca kilo da verdi. İlk başta kendisini çok mutlu etti. Ne güzel karbonhidrat yiyorum ve kilo veriyorum dedi. Tabii biz her görüşmemizde bunu kendisine anlattık. Ama ısrarla hasta bir şekilde yemeye devam etti. Artık bağırsak florası bozuldu ve artık ne yese ishal olur duruma geldi. Hasta da kontrolsüz kilo kaybıyla karşı karşıya kaldık. Bu arada hiçbir sağlık sorunu yok ama kontrolsüz bir kilo kaybı. İşte 44 kilolara kadar düştü. Ama bir şekilde ishalini kesemediğimiz için şimdi ameliyatı geri çeviriyoruz. Bakın çok önemli bu, ameliyatı geri çeviriyoruz. Çünkü klasik bypasslarda yapılan ameliyatın geri döndürülmesi bazen mümkün olmuyor. Ameliyat süresi çok uzun oluyor. Ama loop bir partisyon, transit bir partisyon gibi geri dönüşleri daha kolay olan ameliyatlarda bu süre yaklaşık 3-4 dakikada bu 3 delikten, daha önceki 3 deliğinden girerek 3-4 dakika içinde yapacağım. Siz de bu videoyu izleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi hasta 1 yıl önce loop bir partisyon. Şöyle bakalım. Bakın midesi hala küçücük, tüp halinde gördüğünüz gibi. Ne yaptı? Burada midenin ana çıkışını korudu ve buraya bir bağlantı yapmıştık. Şimdi biz ne yapacağız? Bu bağlantıyı bak o kadar kolay ki bakın şurada bu bağlantı. Buradan kapatacağız. Hastamız tüp mideli hale gelecek. Loop'un ya da transitin eski haline dönüşü çok kolay. Ne yapıyoruz? Bu yaptığımız bağlantıyı bu kartuşla gördüğünüz gibi bakın burası mide. Şurası bağırsak bağlantısı. Burası normalde midenin çıkışı. Hiçbir anatomiyi bozmadı. Bakın kapatıyoruz. Bu bizim yaptığımız bağlantıydı. Şu. Bakın şimdi kapattık. Cihaz biraz sonra bunu keseceğiz. Ayrılacak. Bakın kapalı şu an. Gördüğünüz gibi üst taraf mide. Bakın burası mide. Tüp mide devam ediyor. Bu taraf bağırsak lupu. Kapattığımızda bakın bağırsağı da hiç bozmadık. Bağırsak kendi yerine şimdi birazdan inecek arkadaşlar göreceksiniz. Şimdi kesiyoruz. Evet bakın gördüğünüz gibi revizyon sadece kilo alanlarda değil çok kilo verenlerde de yapılması gerekir. O yüzden ameliyat seçimi çok önemli. Şimdi bakın bıraktığımızda artık hasta 3 dakika içinde tüp mideli hale gelecek. Kapatıyoruz. Bırakıyoruz şimdi. Hop. Gördüğünüz gibi bitti. Hemen orayı da keselim. 3 dakika içinde tüp mideli hale geri döndü. Gördüğünüz gibi bağırsak yerine gitti. Hastanın tüp midesi burada gördüğünüz gibi duruyor. Midesi küçük. Aynı küçüklüğü devam ediyor. Midenin çıkışı da korunduğu için hasta yaklaşık 3 dakika içinde geri revizyon yani tüp mideli hale fazla kilo verdiği için döndürdük.